Merhabalar dostlar. Şimdi geçtik dik üçgen testlerine. Full yayınlarını çözüyoruz. Dik üçgen testindeyiz arkadaşlar. Hemen ilk testimizle başlayalım. 8 tane test koymuşlar dik üçgenden. Önemli bir konudur. 8 tane teste yakışır zaten dostlarım. Hemen hemen her konunun içerisinde işte üçgende benzerlik, üçgende alan, dörtgenler, çemberde bile karşımıza çıkacak bir başlıktır dik üçgen. Birinci testimiz, ilk sorumuzda Pisagor görüyorum dostlarım. Pisagor neydi? İki dik kenarın karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşitti. Bakın burada bir şu küçük dik üçgende Pisagor bağıntısı yapacağım. Hatta şunu söylemiştik. Dik kenarlardan biri diğerinin iki katıysa, küçük olan hangisi ise onun kök 5 katıdır hipotenüs. Kısaca direkt böyle yapabiliriz dostlarım. Biri diğerinin iki katıysa küçük olanın kök 5 katıymış hipotenüs uzunluğu. Dik üçgenin hipotenüsünü 1'in kök 5 katı olarak yazdım. Şimdi büyük dik üçgende Pisagor bağıntısı yapıyorum. Kök 5'in karesi 5, 3'ün karesi 9. Toplayacağım bunları, hipotenüs yani x'in karesine eşit olacak. O halde 13 eşittir x kare, x eşittir kök 13 geldi. Birinci sorumuz, 9 ile 5'in toplamı tabii ki 13 değil, 14 olacak arkadaşlarım. X kare kök 14 gelecek. Şıklara da kök 13 koyulmuş. Yanlış toplamayalım. Cevap Edirne. Geldik 2 numaraya. Şimdi yine şu sol tarafta bir Pisagor bağıntısı görüyorum. Hemen bunu yapalım. 9, 4 daha, işte bu sefer 13 yaptı. Demek ki burası kök 13. Burası kök 13 ise burası da kök 13'müş dostum. Şimdi şuradan bir Pisagor bağıntısı çakalım hemen. Hipotenüsün karesi eşittir 3'ün karesi 9 artı kök 13'ün karesi, o da 13 yaptı. Demek ki x kare eşittir 22. X eşittir kök 22. Sorumun cevabı Bursa'dan geldi. Üçüncü sorudayız. Çok klasik bir sorumuz yine. AB paralel DE diyor. Paralelse Z harfinden buranın da 90 derece olduğunu söyleyelim. AE uzunluğunu soruyor bize dostlarım. Bakın ne yapıyorum hemen. Şuradan bir dikdörtgen oluşturuyorum dostlar. Şöyle A, B, D, K dediğim dikdörtgeni oluşturdum. Bana sorulan uzunluğu hipotenüs yapmaya çalışıyorum. Amacım bu. Burası da 90 derece geldi. 3'ün karşısındaki kenar da 3 oldu. BD'yi 24 vermiş. O halde AK da 24 çıktı. İşte şu dik üçgende 7 var. 7, 24, 25 dik üçgenidir bu. AE uzunluğumuz 25 çıktı. Özel dik üçgenimiz çıktı. 7, 24, 25. Pisagor yapmıyoruz bu özel üçgenlerde. 4 tane özel üçgenimiz vardı. Bunları ezberleyin demiştik dik üçgen konu anlatımında. Evet, geldik bu soruya. Yine bir özel üçgenimiz arkadaşlar. 3, 4, 5 özel dik üçgenimiz vardı. Bunun katlarını da ezberliyorduk. Biz 2 katı 6, 8, 10. 3 katı 9, 12, 15. Bak burada 9, 12. Demek ki hipotenüs 15 olacak. 4 katı 12, 16, 20. Demek ki bak 12. Şurası 16 olacak ki 20 olsun. 12, 16, 20. Burası 16 ise şu DC'ye de ne kaldı? 7. Şimdi bizden de şu üçgenin çevresi isteniyor dostlarım. BDC 20, 35, 42 yaptı. Çevremiz, cevabımız Bursa'dan çıktı. 5. sorudayız. ABC ikizkenar dik üçgen. ABC ikizkenar dik üçgense şunlar birbirine eşittir ve 90'ın karşısında 16 var ya, şu 45'lerin karşısında da 16'nın kök 2'ye bölünmüş hali olacak. Yani 8 kök 2 olacak arkadaşlarım 45'lerin karşıları. Peki AB diktir ağaca, onu görmüştük. 16'yı gördük, 7'yi gördük. Yukarıda verilenlere göre ADX, X dediğimiz şey kaçtır diye bir soru soruyor dostlarım bize. Şimdi şu 45'i görünce karşısına diklik indirin demiştik. Ya da geometrinin birinci farzı ne diyordu? İkiz kenar üçgende tabana diklik indir diyordu. Ben de bunu yaptım. Peki bu tabanı 2'ye bölecek 8, 8. Şurada 45, 45, 90 hipotenüsümüz 8 kök 2 ise bu 8, bu da 8 olacak. Muhteşem üçlüden de 8, 8'i görebilirdik. Bakın şimdi şurada bir dik üçgen çıktı dostlarım. Bu da yine bizim özel dik üçgenimizdir. 8, 15,
17 dik üçgenidir dostlarım. 4 özel dik üçgenimizden bu da bir tanesiydi. Geçtik bir sonraki soruya. 6. soru. Dostlar bu 6. soru hemen yanındaki 3 numaralı sorunun şekline çok benziyor. Bakalım yine dikdörtgen oluşturarak çözecekmişiz gibi geliyor bana. Diklikler 4 4 4. Yukarıda verilenlere göre bakın yine A ile D arasındaki şu salak uzunluğu soruyor. Hemen şurada bir dikdörtgene tamamlayalım. Burada da tamamlayabilirdim. Şöyle bir dikdörtgen yaptık. 4 ise karşısı da 4, 4 ise burası da 4 geldi. Dikdörtgen değil, kare çıktı orası arkadaşlarım. Şuradaki Pisagor'dan da hemen AD'yi bulalım. Bak dik kenarlara bak. 4 var. Burası da 8. Ne demiştim dostum? Eğer dik kenarlardan biri diğerinin 2 katıysa Pisagor'la uğraşma. Küçük olanın yani 4'ün kök 5 katıdır hipotenüs. O zaman cevap 4 kök 5 geldi Gobeller. Evet ilk 6 soruyu çözdük. Yeni nesil bir soruyla da devam ediyoruz. 7. sorumuz yeni nesil bir soru. Bakalım ne diyor? Şekildeki vincin ana kolu 24 metre, yedek kolu 7 metredir. Zaten üstlerine de yazmış. Bu iki kol arasındaki açının ölçüsü 90 derecedir. Ana kolun vince bağlandığı nokta ile halatın suya değdiği nokta arasındaki uzaklık 15 metredir. Buna göre vincin uç noktası ile deniz yüzeyi arasındaki mesafe nedir diye de bir soru sormuş bize. Dostum bak ne yapıyorum şimdi. Ya şu vincin şu kolu öyle bir şey söylememiş ama buranın 90 derece olduğunu söylemesi lazım arkadaşlarım. Vinç suya hani dik iner diye de düşünülmüş olabilir. O yüzden 90 derece olduğunu belirtmemiş de olabilir. Zaten dik iner diye düşünmüşlerdir. Hemen biz karşılıklı iki tane diklik görünce şunu yapacağız. Ortak hipotenüslerini çizeceğiz. 7, 24, burası 25. Bakın şurada da bir dik üçgen çıktı arkadaşlarım. 15, 20, 25 üçgenidir bu. 3, 4, 5 üçgeninin 5 katıdır arkadaşlarım. 15, 20, 25 üçgeni. Demek ki x dediğimiz şey 20 santimdir dedik. 8. sorumuz, diğer bir yeni nesil sorumuz. Uzunluğu 3 metre olan ve duvara uzaklığı 1.8 metre olan şekilde yerleştirilmiş buzdolabı bir süre sonra deprem nedeniyle... Gündemimiz depremdi zaten bu aralar biliyorsunuz arkadaşlar. Bu vesileyle Elazığ'daki kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ne diyorduk? Bir süre sonra deprem nedeniyle sarsılmış ve uç noktası duvara gelecek şekilde dengeye gelmiştir. Tamam. Buna göre buzdolabının duvara temas ettiği noktanın, şu noktanın yani, zeminden yüksekliği yani şuradan yüksekliğini bize soruyor dostlar. Şurası x'miş. E buzdolabının uzunluğu, yüksekliği 3 metreymiş. Şurası da 3 metre demek ki. 3 metre diyelim buraya. 3. Duvara olan uzaklığı 1.8 metreymiş. Şurası 1.8 metre. Dostlar gelin bunların ikisinin de 10'ar katını alalım daha rahat görelim. 1.8 yazmayalım da biz buna 18 diyelim. 3 demeyelim de 30 diyelim hipotenüs mesela 10 katını aldık. Bak 18 3'ün 6 katı bu da 5'in 6 katı. Demek ki 3, 4, 5 üçgeniymiş bu ve 6 katlarıymış. O zaman 4'ün 6 katı 24 olacak benim x dediğim uzunluk. Ama 24'ü nasıl buluyorum ben? 10'la çarptığımda 24 dedim. E o zaman tekrar 10'a bölelim. 24'ü 10'a bölersek 2.4'tür. Aradığımız cevap dedik. Ve geldik 9 numaraya. Full matematik yayınlarının tabelasını koymuşlar buraya. Bakalım ne diyor? Yol kenarında bulunan tabelanın devrilmemesi için 8 metre gerideki bir noktadan, bakın 8 metre gerideki bir noktadan, 8 metreymiş noktanın direğe uzaklığı. Tabela direğin yerden 6 metre ve 15 metre yükseklikteki A ve B noktalarına, şurası 6 metreymiş, şurası toplam 15 metreymiş. Şurayı da şöyle 15 diye gösterelim. Bağlantı yapılacaktır. Buna göre halatların uzunluğu toplam kaç metredir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Halatların toplam uzunluğu. Bir kere kardeş bu 6, 8, 10 üçgeni. 3, 4, 5'in 2 katı. Bir de ne vardı? 8, 15, 17 özel üçgenimiz vardı. İşte halatların toplamı 27 metre çıktı dostlar. Geldik 10 numaraya. Bakalım ne diyor.
2.5 metre uzunluğundaki şekildeki merdivenin ayağı duvarın dibinden 2.4 metre geridedir. Peki. 2.5 metre uzunluğundaymış bu merdiven. Bak şuradaki uzunluğu toplam, şöyle kalın kalın yapalım. 2.5 burası. Şurası 2.4. Şurada bir dik üçgen oluşturuyor değil mi arkadaşlarım? Şöyle bir dik üçgen oluşturdu burada. Hatta nasıl bir dik üçgen? 7, 24, 25 dik üçgeni. 7, 24, 25 dik üçgenini oluşturmuş burada dostlarım bu amca. Hatta bunu da 2.5 diyerek 10'a bölmüş bak. 2.5 10'a bölmüş. 2.4 10'a bölmüş. O halde 0.7 olacak şu ucunun yere uzaklığı. Peki merdivenin ayağını duvarın dibine 0.9 metre daha yakınlaştığında, merdivenin ayağı duvarın dibine 0.9 metre daha yaklaştığında merdivenin duvara dayan kısmı yerden kaç metre daha yükselir diye bir soru sormuş. Şimdi ben bunu 0.9 daha yaklaştırırsam, hemen 2.4'ten 0.9'u çıkartalım. Şurası ne oldu kardeşim? Şöyle bir şey oldu değil mi? Yeni merdivenin yeni hali. Merdiven şöyle bir şey olacak artık. Şöyle bir merdiven oldu. Tabi merdivenin boyu değişmedi. Yine 2.5. 0.9 yaklaştırdım. O halde buraya ne kaldı dostlarım? 15 mi kaldı şuraya? 1.5 kaldı. Şöyle oldu değil mi bu sefer yerden yüksekliği? Peki bu sefer ne oldu? 15-25. 15-20-25 üçgeni oldu. Bakın yine 3-4-5'in 3-4-5'in bu sefer 5 katlarını aldı. 15-20-25. Yani şurası 2 olacak. 2.0. 15-20-25 üçgeni. Peki 2.0'dan 0.7'yi çıkarttım. 1.3 mü oldu arkadaşlarım? Demek ki 1.3 birim daha şurada bir yükseklik oluştu. 1.3 metre daha yükseğe çıktı diyebiliriz. Evet dostlar, ilk testimizi bitirdik. Bir sonraki videoda ikinci testi gömeceğiz. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.